إسماعيل آي يينوي سنر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لما فرغ من بيان الفقه شرع في بيان الأصول معلوم تاريف إضافي yani usulül fık malum izafi bir terkiptir. Usul kelimesi fıkha muzaaftır. Önce fıkı nedir onu Hanefi ve Şafiilere göre bize anlattı. Şimdi de usul kelimesinin müfredi olan asıl kelimesini ele alarak bugünkü derste bize onu inşallah anlatacak. <Sessizlik> el as fekale el aslu ve musannif Molla Hüsrev el aslu dedi. Asıl hahuna burada nedir? Yani usul kelimesinin müfredi olan asıl burada nedir? Ma tenalihi aleyhi gayruhu. Aslın manası bu. Yani ma tenalihi aleyhi gayruhu. Ma o şey ki yübtena bina ediliyor. Aleyhi o şey üzerine ne gayruhu başkası. Asıl demek başkasının kendisi üzerine bina edildiği şeydir. Yani temel üzere binayı ne yapıyorsunuz? bina ediyorsunuz. Dolayısıyla temel asıl oluyor. Nitekim o şekilde de bir misal verecek. Şimdi ma yubtena derken yüptena kelimesi hala bina il meçhul, meçhul olarak okunacak. Yüptena, yepteni değil yüptena, yukalu, zira Araplarda şöyle söylenir. İbteneytü dara bimana beneytuha. İbden, i̇bteneytü dara bimana beneytuha. O zaman ibteneytü bina ettim. Eddara, darı, evi bina ettim. Hangi manada burada ipteneytu, yani iptena bu manaya geliyorum, taaddi manasında demek istiyor. Beneytuha, darı bina ettim anlamında. Dolayısıyla müteaddi anlamındadır. Bu anlamda olması itibarıyla da meçhulü söylenir. O itibarla ibareyi okurken asıl nedir? Ma yüptena aleyhi gayruhu ifadesi kullanılmış oldu. Şimdi buradaki iptinayı Molla Hüsrev şerhte ne yapıyor? Yani miratta, mirkatta sadece asıl ma aleyhi gayruhu ifadesi var. Ama şerhte iptinayı tafsil detaylandırıyor. Daha doğrusu iki kısma ayırıyor. Buradaki iptinadan maksat hissi de olabilir, akli de olabilir diyerek iptinayı ne yapıyor? Tamim ediyor genel onun için diyor ki iptina en hissiyen yani o iptina e, usul neydi asıl neydi? Ma o şeydi ki bina edildi. Ne aleyhi üzerine gayrı başkası. O iptina nasıl bir iptina bina ediliş? İptina en hissiyen hissi bir bina edilme. Yani şey demek müşahede ediyoruz onu. Ne gibi mesela? Kebtina il bina alel esasi binanın temel üzerine bina edilmesi gibi. Binanın temel üzere bina edildiğini biz gözlerimizde zaten ne yapıyoruz? Görüyoruz. Dolayısıyla burada hissi yani hisse dayalı bir iptina var mı? Var. Ya böyle olur diyor iptina. E da akligen veya da aklidir iptina. Ne gibi mesela? Kepdina malul alel illeti. Malulun illet üzere bina edilmesi gibi. Mesela alışverişte icap ve kabul nedir? Rükündür. O icap ve kabul illettir aynı zamanda. Yani satıcının, sattım müşterinin aldım demesi, satın aldım demesi nedir? İllettir. Neye illettir? Malule. Malul dediğimiz ne? Milk, malik olma. Çünkü satıcı bir mal için bunu sana şu kadar paraya sattım, 10 TL'ye sattım, o da aldım dediği zaman da akitten önce neydi bu mal? Satana ait idi. Peki akitten sonra kime ait? Kimin mülkünde? müşterinin mülkündedir. Dolayısıyla orada icap kabul illettir ve malul dediğimizde müşterinin mala malik olmasıdır, milktir. İşte malulun yani milkin malik olmanın illet, icap ve kabul üzerine bina edilmesi gibi. Bu aklidir. Burada müşahede edilen bir şey yok. Aklen bu böyledir. İllet tahakkuk ederse malul de gerçekleşir. Bu aklidir. Aynı şekilde Vel medlûl yâne delîl. Medlûlun delil üzerine bina edilmiş. O da aklidir. Mesela namazın vücubu sala, namazın vacip olması nedir? Medluldür. Peki buna delil nedir? Bismillah. Akîmus salâte. Namazı kılınız ayet-i kerimeşidir. İşte nasıl ki medlül dediğimiz namazın vacip olması ne üzere bina ediliyor? Medlül delil üzerine bina ediliyor. O delil ne? Akimus salata ayeti Bu da aklidir. İşte böyle buradaki karifte geçen asıl kelimesinin karifinde geçen mahyubten aleyhi gayruhu oradaki iptinadan maksat bina edilmeden kurulmadan maksat hissi olabilir. Temel üzerine binanın inşa edilmesi gibi kurulması gibi akli olabilir illet üzerine malulun bina edilmesi veya delil üzerine medlulun bina edilmesi gibi. Şimdi Molla Husrev burada iptina kelimesini tamim etti, genelledi. Akli ve tabii ki önce ilk olarak söylediği hissi, ikinci olarak da akli diye genelledi onu. Bunun bir sebebi var. Şimdi bu genellemenin sebebine giriyor Molla Hüsrev. Kıyl diyerek kıylin kailinin söylemiş olduğu bir şey var. Ve Molla Hüsrev burada iptina kelimesini ne dair yapmış olduğu genelleme ile kıylin kailinin söylediğinin yerinde olmadığını ifade edecek bize. Evvela kıyl kelimesinin kaili ne diyor ona bir bakalım. Kıyla denilmiştir ki Madrukre inna ma huwa manahu lugaviyyu. burada zikredilen asıl nedir? Mayub tenali gayruhu dedik. Değil mi? İşte bu zikredilen inna ma huwa ancak o zikredilen manahu asıl kelimesinin manasıdır. E lugaviyyu. Lugavi manasıdır. Ne demek istiyor? Sadece burada iptinadan maksat iptinayı hissidir böyle bir tamime gitmeyin, bunu delillere aktarmayın, bunu illete aktarmayın akli diyerek demek istiyor bize. Kıylin kaili. İşte şimdi devam ediyor. Ve nukile. Kıylin kailinin sözü devam ediyor. Diyor ki öncelikle buradaki asıl kelimesinden maksat nedir? Asıl kelimesinden maksat lugavi anlamıdır. Hissi olan iptinadır demek istiyor. Akli olan değildir. Şimdi akli olan değildir deyince biz neyi tarif ediyoruz? Usul-i usul, usul kelimesinin müfredi olan aslı tarif ediyoruz. Dolayısıyla delilden bahsetmemiz lazım. Eğer aslın lugavi manasını genellemezseniz Molla Kusrev'in yaptığı gibi, kıylin kailinin söylediği gibi asıl kelimesinin manası sadece lugavi manadır. Yani hissi iptinadır derseniz o zaman şunu da eklemeniz gerekir ki zaten kıyılın kaili bunu ekliyor. Ne diyor? Ve nukile fil istalahi. Usul ıstılahında nakledildi. Asıl kelimesi ile delili. Delile nakledildi diyor. Yani ma yübten aleyhi gayruhuyu tamime gitmiyor. Lügat manası ne ise onu söylüyor. İptinay hissi söylüyor. İptinay akliden bahsetmiyor. Ondan sonra da nakledildi diyor asıl kelimesi. Neye? Delile nakledildi. Nerede? Usul ıstalahında. Kemanuk <laughs> nukile ila racih. Nitekim bu asıl kelimesi racih anlamında olur. Ona da nakledilmiştir. Tercih edilen demektir. Vel kaidetil külliye. <laughs> asıl kelimesi külli kaide anlamında olur. Vel müstashaf. Hab. İfka makan, alama olanı olduğu şekil üzere bırakma anlamında da olur. Tıpkı onlara nakledildiği gibi. Ancak şimdi Molla Hüsrev kıylin kailine itiraz ediyor. Zaten itirazını aslında asıl kelimesini hissi olur, akli olur diyerek yapmıştı. Anlamıştı konu oradan. Şimdi ibare olarak söylüyor onu. Ve muhtaru muhakkikin. Muhakkiklere göre tercih edilen ademuhu ey nakli. Naklin olmadı. Yani asıl kelimesi kıylin kailinin söylediği gibi nedir? Lugavi anlamdadır. Hissi iptinadan ibarettir ma yüptena gayruhu. Sonra da ıstılahta yani usulde neye nakledildi asıl kelimesi? Delile nakledildi diyor. Şimdi Molla Hüsrev diyor ki muhakkıklara göre tercih edilen ademuhu ey en nakli naklin olmadığıdır. Neden? Lüvecheyn iki gerekçeden dolayı. Şimdi vallahi husrev iki gerekçeden dolayı kıylin kailinin söylediği gibi usul istilahında asıl kelimesi delile nakledildiği kabul etmediğini iki gerekçeden bize açıklayacak. İki gerekçeyle bize açıklayacak. Şimdi birincisi ele böyle birinci gerekçe. Ennehu khilaful asli. Bu nakil nedir? Aslın yani racihin tercih edilenin hilafıdır. Ona aykırıdır bu. Buna muhaliftir bu. Çünkü asıl olan bir kelimenin manasından başka bir manaya nakledilmemesidir. Dolayısıyla birinci olarak bunu deriz diyor. Kaldı ki ve la fil uduni bu nakle dönmeyi dönme noktasında bir daruret de söz konusu değildir. Neden? Nedeni işte bizim biraz önce ibtina kelimesini hem hissi hem akli diye tamim etmemizden dolayı. Neden bir zaruret yok? Ya li'ennel iptina. Çünkü iptina, ma derken oradaki iptina, kema yeşmelül hissiyye, bak hissi olan iptinaya şamil olduğu gibi, temel üzerine binanın kurulması gibi, yeşmelül akliye, illet üzerine malulun kurulması gibi, delil üzerine mednulun kurulması gibi, akli olana da şamildir. Yani bizim bu aslın tarifinde geçen mahyubten aleyhi gayruhudaki iptina kelimesinden hissi olan iptinayı kapsadığı gibi bu aynı şekilde yeşmelü el akliye akli olanı da kapsar. Dolayısıyla delile gitmeye ne hacet, delile nakil yapmaya ne hacet kıylin kaylini söylediği gibi. Zaten lugavi manayı genellediğiniz zaman da oraya gidiyorsunuz. Şale fe Bu asıl hamledilir. Alel manel lugaviyyi. Asıl kelimesi lugat manasına hamledilir. Yani mayupten yübten alihi gayruhu derciniz. E, olan. O lugavi e, estağfurullah. Ma alihi gayruhu derciniz. O lugavi mana ki eşşamili. Hissiyi de akli de kapsıyor. Çünkü mayupten yübten alihi gayruhu her ikisinde de var. Ve yukayyedu ve bu asıl yani iptina kayıtlanır neyle? bil akli akli olan iptina ile kayıtlanır. Ne sebebiyle? Bil izafeti ile fıkh fıkha izafe sebebiyle. Fıkh neydi? Marifetün nefsi maaleha ve maaleha. Marifetün nefsi maaleha ve maaleha. Burada hissilik yok, aklilik var. Dolayısıyla buradaki asıl kelimesinin yani usul kelimesinin fıkha izafeciyle neyi anlıyoruz biz? Buradaki iptina Akli ile kayıtlanmıştır anlıyoruz. Ellezi <laughs> o fıkıh ki huve o fıkıh nedir? Manen akliyun akli manadır. Şu halde feykun usulül fıkhi usulü fıkıh olur. Ne olur? Ma o şeydir ki usulü fıkıh. Güptena bina ediliyor. Huve fıkıh aleyhi o şey üzerine. Fıkıh hangi şey üzerine bina ediliyorsa o usuldür. Evet öyledir. Çünkü usul fıkhın üzerine bina edildiği şeylerdir. Yani delillerdir. Delil ve ahkam diyoruz ya delillerdir. Ve la mana. Hiçbir mana yoktur. Ne için? Limüptenel <laughs> ilmi. İlimden maksat fıkı. fıkın mübtenası için. İlla <laughs> deliluhu. Ancak delili. Ev yahut da ma yetevakkafu aleyhi deliluhu. Ya fıkhın delili diyeceksiniz veya da fıkhın delilinin dayanmış olduğu şeyler diyeceksiniz. Dolayısıyla burada ilmin yani fıkhın müptenası nedir? Bunlardan başka bir şey değil. Sadece bunlardır. Şimdi burada ma yetevakkaf aleyhi deliluhu ile neyi anlatıyor İzmir'in ifadesiyle? Kale fil haşiye kemme istisna ve neshi ve tahsisi ve muaradati ve tercihi ve zalik. Fe inneha min müpteneyatil fıkh. Bunlar da fıkhın müktenalarındandır ve mesailihi meselelerindendir. Dolayısıyla siz mübtenel ilim yani mübtenel fıkh dediğiniz zamanda bunun hiçbir manası yok. Sadece şu manası var. Nedir o? Bir fıkhın delili, delilleri yani ve veyahut da o delillerin dayanmış olduğu şeyler, sarfa hayva kadar gidin yani, belagata kadar gidin bunlardır. Şimdi Es-Sani, derken hani Molla Husrev, fiilin kailinin söylemiş olduğu lügat manasındadır asıl kelimesi sonra neye nakledilmiştir? Delile nakledilmiştir de mi? demişti. Hayır denil delile nakledilmesine gerek yok. Nakledilmeye gerek olmadığının birinci gerekçesini söyledik. Şimdi ikincisini söylüyoruz. Enne usulel fıkhi, usulü fıkıh Radyo ile lakaben. Şimdi usulü fıkı biz birinci tarifi nasıl yapmıştık? Usulü fık terkibi izafisi, bu ilme lakap isim alemi yapılmıştır demiştik, değil mi? Heh. İşte şimdi diyor ki en <laughs> usulü fık hi usulü fıkı radyo ile lakabın lakap kılındığı zaman yekunu <laughs> menkulen. O usul zaten ne oldu? nakledilmiş oldu. Nereden? İzafetten. Usulün fıkıhta ne var? İzafet var. Bu izafetten lakap olmaya bu ilme nakledildi. Bir nakil var orada. Şimdi feyda humile alel evveli. Evvel kişine hamledildiği zaman ne asıl kelimesi. Yani evvel neydi? Ma yübten aleyhi gayruhu idi. Ona hamledildiği zaman la yekunu fihi illa naklun vahid. Yani siz tutar. Mahyuptan aleyh güy asıl kelimesini hamle derseniz ne olur? Orada sadece bir nakil olur. Nerede? Siz terki bir zafi olan usulül fıkhı bu ilme alem yaptığınızda, rakap yaptığınızda tek bir nakil olur. Naklun vahim. O naklu ile alem o da terki bir zafi aleme bu ilme alem olmaya nakletmektir. Ve meza humile ile asıl kelimesi hamledildiği zaman alet tani, ikinciye yani delile hani kaili delile nakletmişti onu ya orada bir nakil var mı? Var. Siz onu tutar ondan sonra o asıl yani usulü fıkhı terkib izafiyi tutar bu ilme aleme naklederseniz ikinci bir nakil olur. İşte nakilleri mümkün olduğu kadar azaltmak asıldır tercih edilendir o itibarla da kıyilin, kailinin dediğine itibar etmeyiz. O zaman delile nakledilecek olursa asıl kelimesi yekunu fihi naklan. Bunda iki tane nakil olur. Yani lakap olması durumunda bu ilme iki nakil oldu. Bir delile nakledilmesi bir de lakap olarak bu ilme nakledilmesi. Naklın ile edille birincisi o kailin kailinin dediği delile nakletme. İkincisi ve naklun ilel alem. Bu ilmi alem olmaya nakletme. Ve taklilu hilafil asli. Nakil neydi? Geride söyledik onu. Asıl racih olan tercih edilenin hilafınadır, muhalifidir demiştik. Dolayısıyla ve taklilu hilafil asli. Aslın hilafını azaltmak bir kadril imkan, mümkün mertebe. Huvel aslu. Odur asıl olan. Bunu tamamladı. Rema feraga min tarifi usul fıkh usul el fıkhın tarif. aslında tarife usul el fıkh yani usul fıkhın iki tarifinden hem laqabi hem izafi tarifini bitirince şerafi tayini mevzuuhi usul ilminin mevdu'unu tayine başladı fekale şöyle dedi ve usul ilminin konusu mevdu'u. şimdi nedir ele delalet ve ahkam diye gelecek tabii ki. Şimdi mevdud dedi. İ'la. Bileşiniz ki, hıtabı amdır bu. Müfret olsa da bileşiniz ki, amma hıtaptır. Ene mevdu'a kulli ilmin. Her ilmin mevdu'u. Tabii ki biz burada usulü fıkıh okuyoruz. Dolayısıyla usul ilminin de mevdu'u. Nedir? Ma yubhası fihi an arazihi datiyeti. Arazı zatiyesinden bahsedilen şeydir. Ma o şeydir ki yubhasu bahsediliyor. Fihi o ilimde. Neden? An arazi hizzatiyyet. O şeyin arazi zatiyetinden bahsediliyor. Ma yubhasu derken oradaki ma dille ve ahkamdan ibarettir. derken de zatihi zamiri de yine o ma'ya gittiği için edille ve ahkamdan ibarettir. Dolayısıyla her ilmin mevduu arazi zatiyetinden bahsedilen şeydir. Usulü fıkıhta neyin aradı zatiye içinden bahsediliyor? Bunu geride anlattık defalarca. Edille ve ahkamın. O zaman usul ilminin mevduğu edille ve ahkamdır demiş oluyoruz. Arad zatiye derken arad zatiye nedir? Onu ey diyerek bize tefsir ediyor. Yani ahvalihi o mevduun hallerinden bahsediliyor. Mevdu edille ve ahkam. Onun hallerine Edillenin ispat, ahkamın subut hallerinden bahsediliyor. Elleti o haller ki tel haku. o haller bitişiyor. Hu o mevdu a edille ve ahkama. Neden dolayı? Lidatihi zatından dolayı. Şimdi biz e, usule dair misalleri bir sonraki derste vereceği için şimdi konuyu mantıktaki insan üzerine kuralım. Yani mevdu ne? İnsan diyelim. Bu insanın neçi var? İnsana Rahatından dolayı lahik olan var, bitişen var. Bakın telhakuhu. O mevdu'a. Biz şimdi mevdu olarak insanı yaptık. O insana haller lahik oluyor. Neden dolayı? Lidatihi. O insanın zatından dolayı. İnsana zatından dolayı bir takım haller ne oluyor? Lahik oluyor. İnsana zatından dolayı derken insanın hakikatine ne? Hayvanın atık. Dolayısıyla insana hayvanın natık olmasından dolayı lahik olan şey Zatından dolayı ona lahik olandır. Çünkü insanın zatı hayvan natıktır. Mesela verecek hemri, her birine misal verecek bu derste. Bir tekellim olması gibi diyeceğiz onu. Ev yahut da ihi, Biz meldo insan yaptık mantıktan gidiyoruz. Bunların her birine misali usulden de verecek inşallah. Ama o bir sonraki dersin. Konusu olduğu için oraya şimdi girmiyorum. Burada tamamen insan mantık üzerinden hareketle misalleri verecek. Evli cüz iyi veya mevdu neydi insan? O insanın cüzünden dolayı insana haller lahik oluyor. Cüzü dediğimiz insan nedir hakikati? Hayvan, cins, natıkun, fasıl. Cüzleri bu ikisi. O insana natık cüzünden dolayı bir şey lahik oluyor. O, o cüz ki, o natık ki yani müşale göre, el müşavi yani insana müşavidir. İnsana müşavih derken hangi noktada? Hamil noktasında. Mesela birinci de insana zatından dolayı onu söyledik. İkincisi, e, insana insanın cüz'ü, müsavisi olan, yani natıktan dolayı da bir şey ne oluyor? Lahik oluyor, bitişiyor, katılıyor. Natıktan dolayı. Mesela insanın natık kelimesi, insanın neşidir? Cüz'ü müsavisidir İnsanın cüz'üdür. Neden? Çünkü insan hayvanın natık. bir müteşekkil. Hakikati bu. Orada natık bir cüz. Dolayısıyla insanın cüz'ü. İnsana o natık cüz'ünden dolayı bir şey lahik oluyor. Mesela ne lahik oluyor? Biraz sonra misal olarak verecek onu zaten. Ee, bir bir iyi natık diyecek. E mişale bakıyorum da mişali burup söyleyeyim diye. Hmm. Mesela diyecek ki tefekkür insana ne yapıyor? Arız oluyor. Neden dolayı? Natık cüzünden dolayı. Şimdi önce o natık cüz'ünün insana müşavi olması, yani mevdua, müşavi olması ne demek? Hamilde müşavidir. Hamilde müşavi ne demek? El insanu natıkun diyebiliyor muyuz? Evet, insan natıktır, konuşandır. En natıkı insanun diyebiliyor muyuz? Evet diyebiliyoruz. Bak bu yani birini mevdu diğerine mahmul, sonra değiştirip yerlerini ötekini mevdu diğerine mahmul yaparsanız, bunlar birbirine hamledilebiliyorsa aralarında ne var? Müşavat var demektir. İşte natık kelimesi, insan kelimesinin cüzüdür. Çünkü insan hayvanın natıktır. Ama öyle bir cüzdür ki bu cüz insana, yani mevdu olan insana müşavidir. Neden? Çünkü hamil sahihtir de ondan dolayı. Her biri diğerine hamledilebiliyor. Yani her biri haber yapılabiliyor. Mesela el insanu natıkun. Natık haber yapıldı. En natıkı insanun. Bak bu sefer de insan haber yapıldı. Hamil sahiptir. Bu itibarla müşavidir ona. Fıssıtkı diyor ileride mesela. Müşavi ile hücüz müşavisi. Ev yahut da demiştik. Mevdu'a. Şimdi konumuz mantığa göre insan. Ona lahik oluyor, bitişiyor, katılıyor. Bir zatından dolayı, iki cüz'ün müşavişinden dolayı, evlil harici veya hariçten dolayı. Hariç dediği burada taaccüptür. El ve bu hariç el müsabi lehu. İnsana müşavî. Evet. Hariç taaccüptür diyorum. El insanı mütaaccübün. El mütaaccübü insanın. Diyebiliyor musunuz? Diyorsunuz. Fıssıdkı. O hariç sıdıkta. Yani hamilde nedir? Mevdu'a müsabildir. Mevdu insan. Hariç taaccüb. Taçub dediğimiz bu hariç hamilde mevdua insana müşavi mi? Evet. Ne demek müşavi mi? Her biri diğerine hamledilebiliyor mu? Sıddıkta o demek hamilde yani ediliyor. Bak el insanu mutacibun, el mutacibi insanın diyebiliyorsunuz. Bunda bir sorun yok. Ev yahutta fil vücudi veyahutta vücutta o hariç mevdua müşavidir. Vücut derken varlıkta. Ne demek varlıkta? Yani iza tahakkaka el cismu diyeceğiz biraz sonra. Tahakkaka es sathu. Varlıkta o demek tahakkukta yani. Biri tahakkuk ettiği zaman diğeri de tahakkuk ediyorsa. Şimdi el vücut misalini biraz genişleterek anlatmak istiyor. Fe inne diye başlayacağı sadece vücut kelimesiyle ilgili olan bölümdür. Gerisine zaten misalleri verecek. Buna da verecek misalleri. Ama evvela yani haricin mevdu'a vücutta müşavi olması ne demek? Onu söyleyelim. Vücutta niye müşavidir? O hariç mevdu'a. Çünkü fe innel mubahine li şey'i. Bir şeye zıt olan. Mubahin dediği satı. Satı yüzey. Ne demek yüzey? Derinliği yok. Bir küp var, bir de yüzeyi var. Küpte ne var? Derinlik de var. Onu böyle ortadan ekmek gibi bölebilirsin. O cisimdir çünkü küp dediğimiz şey o geometride. Feynel mubayine satıh yüzey li şey bir şeyin bir şeye mubayin olan. Feynel mubayine li şey bir şeye mubayin olan. Bir şeye mubayin olan derken şeyden kastettiği cisim mubayinden kastettiği satıhtır, yüzeydir. İza kame bak o yüzey kaim olduğu zaman ne ile bihi o cisimle. Aha bu masa. Bunun bir yüzeyi var değil mi şu gördüğümüz? Bu yüzey neyle kaim? Bu bütününe baktığın zaman da bu bir cisim. Ta aşağısından buraya kadar bakın bu bir cisim. İşte diyor ki fe innel şey aslında satıh yüzey cisme nedir? Mubayindir. Zıttır. Niyetini anlayacağız şimdi. La kame bu yüzey dediğimiz şunun yüzeyi bu cismin yüzeyi kaim olduğu zaman bihi o cisimle ne oldu halde o yüzey? Müsaviyen lehu fil vücud varlıkta ona şavi olduğu halde. İza tahakkı kal cismu, cisim tahakkuk ettiği zaman o cismin yüzeyi de tahakkuk ediyor mu? Şu masa gerçekleştiği zaman yüzeyi de onunla beraber gerçekleşiyor mu? Evet, vücutta müşavir olmak bu demektir. Ve vücide lehu, ve o satıh için bulunduğu zaman. Ne? Arızun, bir arız. Buradaki arızdan maksat levndir. Bunu boyadığınız zaman bakın bu cismi diyelim ki sarıya boyadınız komple. Boyadığınız neresi? Boya o boya. Nerenin boyan, boyanma daha doğrusu? Nerenin vasfı? Yüzeyin vasfı. Ama biz bunu aynı zamanda bu masa sarıdır diyoruz değil mi? Halbuki masa dediğiniz şey cisimdir. Sarı olan yüzeyidir. İşte onun için diyor ki ve bu cide lehu o satıh için bulunduğu zaman yüzey için. Aruzun renk mesela sarı renk. O arız ki kat arada lahu hakikaten gerçekte o sarı renk yüzeye arız oldu. Yoksa cismin cisim bütünüdür. İçindeki o derin kalan kısım da cisimdendir. Oralara boya işledi mi? Hayır. Yüzeyde sadece gerçek itibariyle. Ama lakinel mevdu'a. Fakat mevdu. Misalimize göre mevdu bu masa. Yani cisim ruh safı bihi o renk ile eydan o, o renk ile o da vasıflanır. Çünkü size hangi renk masa aldın diye sorarlar. Şöyle sormazlar. Yüzeyi hangi renktir masanın diye sormazlar. Hangi renk masa aldın? Sarı, kırmızı neyse onu dersiniz. Demek ki onunla cisimde vasıflanıyor. Kâne dâlikel âruzu. İşte bu arız olur. Minel ahvalil matlubeti. Avarızı zatiyeden olur. Ahvali matlubet dediği o o renk avarızı zatiyeden olur. Fizalikel ilmi, o ilimde, o ilim derken mevdu'u cisim olan ilimde. Şimdi bunu da söyledi, vücutta müşavir meselesinde böylece bize anlatmış oldu aynı zamanda. Ancak burada yüzey ile cisim arasındaki farkı anlamanız açısından şöyle bir tasvir yapabiliriz. Malum, güz üllezi ceza var. Bir cismi bölün bölün, artık o noktaya geldiğiniz bir daha onu bölmek mümkün değil iki noktayı yan yana getirdiğiniz zaman satı, estağfurullah, hat oluşur. Altına iki nokta, altına derken yanına iki nokta daha koyun. Dört nokta, cüz'üllezi layete ceza, yan yana geldiği zaman satı olur. Derinliği yoktur henüz. Onun üzerine, o dört noktanın üzerine bir dört nokta daha koyarsanız geometrideki küp olur. Yani cisim olur. Satı ve cismi bu şekilde anlayınız. Şimdi El-Evvelu, birincisi. Birinci ne idi? Bir şeye, bir mevdua, zatından dolayı bir şeyin lahik olması. Dedik ya, telhakuhu li zatından dolayı. Yani mevduun zatından dolayı ona bir şey lahik oluyor. Mevdu insan. İnsanın zatı ne? atık natık. O hayvanın atıktan dolayı insana bir şey arız oluyor. Ona var zati derler. İşte bakınız birinci ona misal veriyor. Fetekellumi gülmek. Öyle gülmek ki el aruz lil insani. Öyle takdir yapın. İnsan aruz olan gülmek. Fe inne li kullin min cüz'eyhi. İnsanın iki cüzünden her biri için. İki cüzüne hayvan bir, natık iki. Onlardan her biri için var. Dahlen fihi. Bu tekellümde teşhiri var. Gülmede kişinin gülmesinde teşhiri var. İşte burada tekellüm insana arız olan bir avarız-ı zatiyedir. Neden? Çünkü insanın zatından dolayı ona arız olmuştur. İnsanın zatı ne? Hayvan natık ve o hem hayvan hem natık cüzlerinin neşi var? İnsana tekellümün arız olmasında teşhiri var. Bu itibarına zatından dolayı arızdır. Tekellüm insana. Yani el insanu mutekellimun dersiniz. Peki. Ve ikinci ikincisi. İkincisi dediği hangisi? Lücüz ihl musavi lehu. İnsan Mevzunun, mevdu idi. Mevzunun mevduun cüz'ü öyle cüz'ü ki el musavi lehu. O mevdu'a musavi yani insana. İnsanın hakikati neydi? Hayvan natık. Yani cüzleri onlar iki tane cüz'ü var. Oradaki natık cüz'ü nasıl bir güzdür? İnsana müşavidir. Hangi noktada? Fıssıtkı demiştik. Yani hamledilme noktasında. Ne demek? El insanu natukun. En natuku insanun diyoruz. Öyle değil mi? Dolayısıyla ve Tani Yani cüz'ü müşavişinden dolayı insana lahik olan bir şey var. Ona misal veriyor şimdi. Ne gibi? Ke idrakil umuril garibeti. Garip işleri idrak etme. Buna tefekkür deniyor. Tefekkür. O tefekkür ki en arzdi lehu. İnsana yani mevzu arz olmuş. Ne sebebiyle? Bir cüz'-i cüz'ihi natuki cüz-ü müsavisi, hamilde cüz-ü müsavisi olan natık cüz sebebiyle. işte o tefekkür dedi. El insan mütefekkürün diyoruz ya. O da nedir? İnsanın avarızı dir Ve insana o tefekkür vasfı, mütefekkir olması neden dolayı arız olmuştur? İnsanın cüz-ü müsavisi olan natıktan dolayı arız olmuştur. Ve talis üçüncüsü. Üçüncüsü neydi? Lil haricil müsavi lehu fis sıdkı. İnsana mevzu, insan çünkü. İnsana harici müşavi dediğimiz insana harici müsavisi var. Nedir o mesela? Taaccüp demiştik. Nitekim misal de öyle verecek. Taaccüp insanın nesidir? Hakikatında var mı? Yok. İnsanın zatı neydi? Hayvanın natık. Dolayısıyla taaccüp insan için hariçtir. Ama taaccüp öyle bir hariçtir ki insana müşavidir. Nerede? Hamilde. Mesela ehli insanı müteaccibun, el müteaccibu insanun diye biliyorsunuz. Demek ki sıdıkta müşavi. İşte o harici müşavi sebebiyle insana luhk gülme arz oluyor. Aslında luhk tebessüm, tebessüm etmeydi yukarıda. Bu luhk da gülmedir. Ve çalışı ke luh lehu bi taaccüb. Bak taaccüb sebebiyle insana luhkın arz olması gibi. İşte buradaki taaccüb hariçtir ve harici müşavidir insana mevdu'a. Çünkü el insanı mütacibun, el mütacibun insanın diyebiliyorsunuz hamilde. Şimdi ve rabi'u. Bir de dördüncüsü var. Dördüncüsü neydi? En son fil vücud. El haricul müsavi lehu fil vücud demiştik. Mevdu'un e, varlıkta harici müsavisi. Mevdu'u cisim. Onun hariçte müşavisi hamilde değil ha. Çünkü cisimle satıh arasında ne vardı? Mübayenet var. Ancak e, hamilde değil ama vücutta, vücutta birliktelik var. Neden? Çünkü izâ tahakkakal cismu tahakkaka sathu diyebiliyoruz ondan dolayı. Şimdi onu anlatıyor bize. Ve Rabi'u dördüncü misal. Yani lil haricil müsavi lehu fil vücut dediğimiz misal. Kellevn Levn gibi. Havarız zatiye bu. O levn ki el arz lil cismi. Cisme arz oluyor. Ne sebebiyle? Bir sathi, satık sebebiyle. O satık ki el mubayini lehu. O cisme aykırı. Nerede? Fil hamliha ha, fil dedi. Fil hamli. Ama vel <laughs> müsavi lehu. O e, e, Satık ki müşavi neye? Cisme. Nerede? fil vücudi vücutta. Çünkü o tahakkuk edince o da tahakkuk ediyor. Ve ma siva zalike arazun garibetun la yubhatu anha fil ilmi. Usul ilminde ve diğer ilimlerde ârâz-ı garibeden ne yapılmaz? Bahis yapılmaz. Onun için bunun dışında kalan arızlar yok mu insan arız olan şeyler? Var ama onlar avar zatiye değil. İlimde avar zatiyeden bahsedilir. Bugün mantıkçılardan hareket ederek insan üzerinde misalleri kurdu. İnşallah bir sonraki derste Misalleri usul üzerinden kuracak Allah nasip ederse. Velhamdülillahi Rabbil alemin diyorum. Ve çok az kaldı inşallah usulün kendisine geçmeye de diyorum. Peki. İsmaila yayın evi sundu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد